Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz değerli Türkmen Dünyası Televizyonu Bağdat Sidrelan'dan günün ana bir bölümüyle karşınızdayız önceden haber başlıkları Cumhurbaşkanı Berhem Salah federal hükümetiyle Kürsän bölgesi arasında çözülmemiş mali sorunların anayasa ve eyalet çerçeveleri çerçevelerine uygun olarak çözülmesinin önemini vurguladı Bakanlar Şurası həftəlik toplanışına Əl-Qazminin başkanlığında düzənlədi. Baş bakanımız Səf El-Qazminin göçmələrin dosyasının qapatılması yönündəki təlimətlərinə yerinə gətirilərək Diyaləyə ye bağlı Sadiyə nahiyəsindən hər kəs uzun zamandan beri göç etmələrinin ardından kənd evlərinə geri dönməyə başladılar. Parlamento Finans Komitesi tarafından alınan hükümet faatlerine dayanarak 2021 yılına ait federal bütçe tasarısını da taslağının önümüzdeki hafta parlamentoya ulaşması umuluyor. Yarın Suudi Arabistan ve Irak'ı birbirine bağlayan sınırın 30 yıllık bir aranın ardından açılacağı olması umuluyor. Varlaqda son 24 saatda 2861 kişiyə yeni korona virus tanısı konuldu. 3460 kişiyə hastalığı yenerək sağlamlığa qovuşdu və COVID-19 nədənilə 40 kişi öldü. Sağlık və Təbiət Bayanlığı ortaya çıxan korona virusuna qarşı önləyici tədbirlərin həvifə alınması və ehmal edilməsi konusunda uyarıda bulunarak salgının ülke ve komşu ülkelerde yayılmaya devam ettiğini vurguladı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Cümhurbaşkanı Berhem Salah Federal Hükümeti ilə Kürsən bölgəsi arasında çözülməmiş maliyyə problemlərinin Anayasa və əsas çərçivələrə uyğun olaraq çözülməsinin önəmini vurğuladı. Qəbəy yaşı başkanı Lahor Şeyx Cengey ilə aptdığı görüşmədə iki tərəfin sosial ədaləti təmin edəcək, tüm işçilərin və vətəndaşların hüquqlarını qoruyacaq, siyasi məsellərə qarışmamalarının da təmin edəcək şəkildə öne çıkan mali sorunlarında çözmenin önemini vurguladı. Toplantı ayrıca ortak bir füzyona oluşmak için işbirliği önemine değinildi. Kürsen Bölgesel Yönetimi Hükümeti Patrol ve Sınır Kapıları gelirleri de konularında federal hükümetiyle ile anlaşmaya varılmak için bir taslak hazırlıyor. Federal ve bölgesel hükümetler arasında yapılacak anlaşma için Çarşamba günü bir toplantı yapılacağı bekleniyor. Kürdistan Bölgesel Yönetim Hükümeti petrol ve sınır kapıları gelirleri konularında federal hükümet ile anlaşmaya varmak için bir taslak hazırlıyor. Federal ve bölgesel hükümetler arasında yapılacak anlaşma için çarşamba günü bir toplantı yapılacağı bekleniyor. Bölgesel yönetim hükümeti gelirleri vermeyeceğim demiyor. Sadece bu konu ile ilgili tamamlanması gereken birçok prosedürler vardır. Ayrıca birçok adım atılması gerekir. Görüşen heyetler bile tekniksel mi yoksa politik bir heyet mi olacak mı acaba? Petrol ihracatı konusunda uzman kişiler ise federal hükümet ile bölgesel yönetim hükümeti arasında yapılan görüşmelerde uzman kişilerin katılmalarını talep ettiler. Zira Kurdistan Bölgesel Yönetim Hükümeti 150 bin varil yasal olmayan şekilde 450 bin varil ise Kerkük petrolünden yaralanıyor. Kendi idari sınırları dahilinde sadece 150 bin varil ihraç edebilirler. Kalan diğer 450 varil ise Kuzey Petrol yataklarındaki petrolden yaralanıyorlar. Kuzey Petrol şirketi petrolünün üretim maliyeti federal hükümet tarafından karşılanıyor. Peki bölgesel yönetim hükümeti neyi talep ediyor? Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını Alkazmi'nin başkanlığında düzenledi. Bakanlık Kurulu'nun da basın bürosundan alınan açıklamaya göre Bakanlık Kurulu haftalık toplantısını Başbakan Mustafa El Kazimi'nin başkanlığında düzenlediğini açıkladı. Başbakan Mustafa El Kazimi'nin göçmelerin dosyasını da kapatılması yönündeki talimetlerini yerine getirerek Diyale'ye bağlı Sadiye Enahyesi halkı uzun zamandan beri göç etmelerinin ardından kendi evlerine geri dönmeye başladılar. 2014 yılında kendi yerlerinden göç eden Sadiye Enahyesi halkı bu dönüşten dolayı sevincilerini dile getirdiler. 714 köçmen ailesi bugün kendi evlerine dönüyorlar. Diyale'ye bağlı Kızrabat ilçesinden 714 aile bugün kendi evlerine döndüler.

يعيشون عياش حياة حرة كريمة بس شوخ ممنون لك تشكر قاعد قاطع عمليات دياله سيد طالب الموسوي وكذلك ابو حبيب المندلاوي وسيد مجيد الموسوي منسق ابني دي سعدي دي ابو ابس قواط ابس امن الحمد لله متوفر دي. بس خدمات استريلارش كهرباء السود يعني بعض امور اولاد ولا Bu memberden Türkman kanatının e, yani teraccah eder hepsi cinsik, işler, bu nezamat dönsek hızlı rabatta bu bu yani görsün ihtiyaclatı nadir. Emniyet teşkilatı ise ve el hacdi şabi gücleri göçmen aileleri kurma için ve hizmet projeleri için göçmen köylerinde bütün önemlerini almalarını belirttiler. Milyon, e, temmey, adet, Bugün 800 göçmen ailesine yakın döndürdük ve saadiye ve köylerine bu son grup olacak artık bu dosya kapandı emniyet teşkilatının sayesiyle. ve Başbakan ve Silahlı Göç Komitesi göre göçmen dosyalarını kapalamanın konusunda bir gün Sadiye içerisinde bütün göçmen ailelerini döndürdük kendi evlerine. في ناحيه السعديه

Ayder Türk söz. Parlamento və Finans Komitəsi tərəfindən alınan hökumət vədlərinə dayanaraq 2021-ci il yanına aid Federal büdcə təsərrüsü taslağının önümüzəki həftə parlamentoya olaşması umuluyor. Komite üzvü Şervan Mirzə komitetsinin dəsəd sarısının da gelişinə də, də, də bəklədiyinin və büdcə hökmlərinin üzərinə ayrıntılı 1 çalışma hazırlamak varsa boşluklarda gidermenin yanı sıra içindeki mali açığında değerini de bilmek amacıyla çalışacağını söyledi. Hükümete maaş krizinin de tekrarlanmasını da önlemek için önümüzdeki dönemde alternatifleri de bulmaya ve kaynakları da maksimize etmeye çağırdı. Önümüzdeki yılın ortasında yapılması planlanan seçimlerinde başarılı olması Yüksek Seçim Komiserliği ile İçişleri Bakanlığı arasında 8 bölümden oluşan ortak bir işbirliği anlaşması imzalandı. Önümüzdeki yılın ortasında yapılması planlanan seçimlerin başarılı olması Yüksek Seçim Komiserliği ile İçişleri Bakanlığı arasında 8 bölümden oluşan ortak bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı seçim merkezler ve depoların korunması için Yüksek Seçim Komiserliği'ne oldukça destekçidir. Bunun için Yüksek Seçim Komiserliği ile İçişleri Bakanlığı arasındaki işbirliği var olmadıkça bu seçimlerin başarılı olması mümkün olamaz. İçişleri Bakanlığı İsa Bakanlığı'nın seçim merkezlerinin korunması ve biyometrik seçim kartları için Yüksek Seçim Komiserliği'ne milli kimlikle ilgili veri tabanları sunarak komiserliğe en fazla destek olacak bakanlıkların arasında bulunduğunu ifade ediyor. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sayısının 1076 olan seçim merkezlerinin korunması sözünü vermiştir. Bakanlık aynı zamanda seçim komiserliğinin gerek seçim kartları ile ilgili veri tabanlarını yenilme gerekse seçim propagandaları için bütün seyyar ekiplerine güvenlik desteğini sağlamaktadır. Anbar valisi tarafından yayımlanan bir duyuruda Suudi Arabistan ile Ar-Ar sınır kapısının açılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Anbar valisi Ali Farhan, uluslar arası ticaret hareketi önünde limanın açılışının da gerçekleşeceğini belirtti. Bağdat yolunu Anbar eninin merkezine bağlayan dış yolların güven altına alındığını vurguladı. Yarın Suudi Arabistan ve Arak'ı birbirine bağlayan sınırın 30 yıllık bir aranın ardından açılacak olması umuluyor. Sınır kapısının da yeniden açılması Suudi Arak Koordinasyon Konseyi'nin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Başbakan Mustafa El Kazmi tarafından onaylanan çalışmalarının sonucularına göre geldi. Sınır kapısının da açılışının Suudi Arak ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ticaret iç hareket kolaylaştırmak amacıyla geldiğini belirtmekte fayda var. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı Sıncar'da araklı olmayan hiçbir kuvvet kalmayacak dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, Irak Kürsen Bölgesi Yönetimi İçişleri Bakanı Reba Rahmet ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Sincar ilçesinde araklı olmayan hiçbir kuvvet kalmayacağını vurguladı ve Sincar anlaşmasında uygulanmasında hiçbir sorun olmadığını belirtti. Iraklı F-16 uçağı Diyale ilinde bulunan Hanekin ilçesinde Daş'a ait bir terör ininin saldırı düzenlediğini belirtti. Bennik basın merkezi yaptığı açıklamada başkınların bugün şafak vakti gerçekleştirildiğini belirtti. İldə yapılan operasiyalar sırasında Dialə nehri üzərindəki Əlzor bölgəsində bir dağ terror ünü sığınacağının da hədəf alındığını bildirildi. Güvənliyin gücləri necəf elindən bundan əl El sadra en meydanını yenidən açdı. Maraq xəbər ajansı müxbiri güvənlik güclərinin də yolu trafikə açdıqdan sonra meydanı baton bir divarla əmniyətə aldığını bildirərək göstəricilər üçün başqa bir yer təyin etdiklerini bildirdi. İçişlər Bakanlığının təlimatlarına görə, General Trafik Mudiri vəzifəsindən muaf edildi. General Trafik Mudiri İçişlər Bakanlığının da təlimətinə görə General Trafik Mudiri Tömürgil Ərazuher Əl-Hafaci vəzifəsindən muaf edildiyinin və yerinə geçici bir şəkildə General Firas Əmir görevə atındığı açıqlandı. Səhiyyə Nazirliyi gündəlik yenidib koronavirus təblosunu açıqladı. Qarqtasyon 24 saatda 2961 kişiyə koronavirus tanısı konuldu. 3460 kişi xəstəliyini yənərək sağlamlığına kavuşdu. Və COVID-19 nəticəsində 40 kişi həyatını kaybetti. Gəlişənlərin sayı 3460, fəkaların sayı 2961, həyatını kaybetdənlərin sayı 40. Toplam erişenlerin sayısı ise 453.025 toplam vakaların sayısı 524.503 toplam tedavi görenlerin sayısı 59.726 yoğun bakımda bulunan hastalar 363 son olarak toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 11.752 oldu. Səlik və Ətraf Mühit Nazirliyi ortaya çıxan koronavirusa qarşı önləyici tədbirlərin hafifa alınması və ehmal edilməsi məsələsində uyarıda bulunaraq, salğun ölkə və qoşu ölkələrdə yayılmaya davam etdiyini vurğuladı. Dünya ölkələrində vakaların da təhlikəli bir şəkildə artdığı bir dövrdə dünyadakı ortalama günlük vaka sayı yarım milyondan fazla yarıya olaştı və bu da çoğu ülkenin katı ve katı yasak önlemleri almasına neden oldu. Hava evet, Komisyonu Başkanı Arsene von der Leyen, COVID-19'a karşı geliştirilecek aşı Alman çalışanları kapsamında Krupeç firmasıyla Al Alman sözleşmesi imzalanacağını duyurdu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Sorvak firmasıyla alım sözleşmesi imzalanacağını duyurdu. Von der yaptığı açıklamada, Avrupalılar COVID-19 aşısını almak üzere yarın yeni bir sözleşmeye onay vereceğiz. Bu sözleşme, bizi Avrupalı şirket Sorvak tarafından üretilecek 405 milyon doz aşı alma imkanı verecek. AB'nin Sorvak aşı geliştirmesi için bu yıl Avrupa Yatırım Bankası'yla fon sağlandığını belirten Von Der, şimdi ise somut bir ilerleme var dedi. Aşı güvenliği ve etkili olduğu kanıtlanırsa her üyemiz aynı anda ve aynı şartlarla bu aşıya sahip olabilecek. AB merkezi Almanya'da bulunan sorvak ve geliştirdiği aşının %94'ünün etkili olduğu bugün açıklayan Amerika Modern şirketi satın alma görüşmeleri yürütülüyordu. Modern ile görüşmeler sonucunda sözleşmeyi yakında imzalamayı umduklarını söyledi. AB'nin Sorvak ile yaptığı sözleşme birlik üyeleri için 5. aşı alım sözleşmesi olacak. AB daha önce de AstraZeneca ile 300 milyon doza kadar aşı almak için anlaşmıştı. Aşının etkili olduğunu geçen hafta duyuran Pfizer ve Biotik ile 300 milyon doz için sözleşme yapmıştı. Böylece Sorvak ile yapılan 405 milyon dozluk anlaşmanın ardından AB'nin bugüne kadarki sözleşmelere 1,7 milyar dozdan daha fazla aşı imkânı doğmuş oldu. Suriye etkileri omra ziyaretleri için 4 aşamadan oluşan normallaşma planını açıkladı. Yeni tıp koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır Suudi Arabistan hariç yurt dışından tüm ziyaretçiler için umre ve hac ziyaretleri durduruldu. Ancak söz konusu sürecin ardından ülkeyi 30 Pakistanlı ve 250 Endonezyalılardan oluşan iki kafilenin ziyaretine izin verildi. Suudi yetkilileri umre ziyaretleri için 4 aşamadan oluşan normalleşme planını açıkladı. Normalleşme planı şu şekildeydi. 4 Ekim'de başlayan ilk aşamadan Saudi Arabistan vatandaşından oluşan 6000 kişiye umre ziyareti için izin verildi. Umre ziyaretinde ikinci aşama 18 Ekim'de yürürlüğe girdiği ve bu tarihten itibaren günlük ziyaretçi sayısı 15.000'e çıkarılarak sadece ülke içinde bulunan kişilere izin verildi. Üçüncü aşamada ise ülke içi ve yurt dışından 20 bin kişinin ziyaretine izin verildi. Dördüncü adımda ise umre kapıları Saudi Arabistan vatandaşları ve bütün Müslümanlara %100 olarak açılacaktır. Ancak bunu ne zaman gerçekleştirileceğini bilinmiyor. Suudi yetkilileri koronavirüs insanları üzerindeki tehlikesini tamamen kalkmasıyla söz konusu kararı emin bir şekilde almak istiyor. Korona salgının dünya genelinde yayılmasıyla birlikte yılbaşından itibaren salgından korumak adına önlemler alındı. Bu çerçevede Suudi Arabistan Mart ayından beri umre ziyaretçileri için vizeleri durdurdu. Hac ibadetini gerçekleştirmek için sıkı sağlık tedbirleri kapsamında 10.000 kişiye izin verildi. 2019 senesinde yaklaşık 5,2 milyon kişi hac ibadetini gerçekleştirdi. Telefar ilçesi terörden kurtarılması ile birçok hizmet projelerine ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla terör nedeniyle tehrip edilen birçok cadde ve binaların yeniden Onarılması bekleniyor. Caddeleri de asfaltlatılmamak gibi hizmet projelerinde yapılması Talafar ilçe halkına çileden çıkarmıştır. Talafar'ın bazı semtlerine belediye hizmetleri ulaşmamış. Ve bugüne kadar yollar çamur zor bir şekilde vatandaşlar gidip geliyorlar. Biz yaz gelir torpa kelamda sabırsızlıktan akşama kim? Akşam. Dokuz mektap var. Bir ravda var. Eladi söyleyeyim.

adam var içinde. Bu 10 bin adama şer'e tekele olup da 2012'de. 2012'den bu izi cedde yapmıyor bir şimdi. E, 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 Gedgeli e, zahmetti. Anayetimiz çok çoktu. Yani bu mantaka, mantaka sekeniyyedi. Yani e, zirai geldi. Hayil kifahi şimali. Bu mantaka içinde mektep var, mustavsuf var. E, Anayetimiz çok çoktu. Yani yağış oldu ki uşaklarımız mektebe gidip gelmekle çok zahmet oluyor. Bələdiyyə müdirubu qonuda açıqladı. Talafer bələdiyyəsi layihələrə görə sırayla çalışır. Və inşallah bu səmtlərin sırası gəlincə hər şey yerin alır. Talafer mən Latibli biz Talaferdə çox ciddi yaptık. Rəisi ciddiləri. E, biz də bəzərdən e, tələbə gəli ciddələrin eləməğa. Biz bir sütmət məhəllə kifahda, məhəllə kifah bir məşruatadır, məhəllə kifah şimali. Ee, Bilal Sıncağ var, hayal askeri, hayal Khadra var. Buna 2019'da e, meşrui bir e, raf aladık. Muvaffaka geldi şimdi tablit olmağa. İlla biz e, felç bir fetheden sonra bu ciddi duruzdular. Mübaşarayla e, hal oldu oldum kabla. Durdu e, gittim ben Bağda'da bir iki aydan sonra, bir ikinci ayda gittim Bağda'da sordum. Bunun parası her da kaldı. Sonduklarım var mıydı? Bu parası bunun ee, ödemede bilen gelen yıl özün havalları ruh muazzen olmakla itlaqları yani bu meşru e, hay kifah şimali ihal ol nabta hatta şimdi mübaşara olmuştu para çıkmadı o bize duruzdular içinde vakti yani bu meşru var mukarda vatandaşlar davamlı talafarını her yeri mükemmel görmek istiyorlar çünkü ilçe büyük evleridir talaflar ilçesinden galip sto el türkmen oydu kanala. Saladeninə bağlı tozurma təchizisi illərdir xidmət projələri. Baqındandır nərədə isə yoxsun durumda. Yetkililər isə bu eksikliyi gidərmək üzərə yeni təlimatlar çıxarddılar. Sormatu ilçesinde hizmet bakımından yıllardır ve tüm gelen yönetimler döneminde ihmallerle karşı karşıya kalmaktadır. Vatandaşlar ise bu bakımdan yerel yönetimden beklentilerinin yüksek olmasına rağmen hiçbir karşılık görmemektedir. Bu da vatandaşı hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bu maşrua, e, kedemi maşrualarda e, Bağdat yuvalı, Kerkli Bağdat yolunda, inşallah tıfak olundu. devar kedemi yeden hapsiyden. تبقوا لهم دم مشروع يعني بعض تلك واري دم قاول دم بسبب شيء ديرة دوار خدمية دم شيء مور شيء مشاكل مور بيش دوار خدمية دم إن شاء الله تبقوا لهم دم حلوا لهم بإذن الله ومشروع ده ير، بزمن الله معانات ور طبعاً بز بزمنته معانات مزور ااا اه ده ومشروع ده اه معانات مز بفترة أول كورونا جالدو زنا دو خسرو اشجين شركة وترده عند ده ب اه شيء ده ور عند مقاولون سلفاسة ييرت مجيب بوزل شيء ده وزاره يير يعني يعني وضع مالي شو اه خت أسير بوزنا بس بز Girdik bu mevzuya, gittik oturduk mesullerden, inşallah sarf oldu, Yerden... İlgili makamlar ise hizmet projelerinin özellikle de ilçedeki ana ve ara yolların bakım ve onarımı için yeni talimatlar çıkarmaktadır. Öte yandan ilçede yapılan projelerin maddi tahsilatlar nedeniyle gecikmesi vatandaşı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kış mevsiminin gelmesinden önce bu projelerin tamamlanmaması yolların düzensizliği ve kötü durumda olması nedeniyle daha fazla sıkıntılar yaratmaktadır. Tuzhurmatu Belediye Müdürü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu noktalara değindi ilgili makamların verdikleri talimatlar doğrultusunda teknik kadrolarımız ortak çalışmalar başlattı amaç ilçenin birçok yolunun ve caddelerinin onarmasıdır ve projenin daha stratejik bir şekilde ilerlemesi için müteahhitlerle kadrolarımız arasında bir toplantı düzenlendi toplantıda projelerin hızlı ve başarılı bir şekilde bitmesi için, Planlar tartışıldı. Amaç vatandaşa ve ülkeye hizmet konusunda en iyileri sunmaktır. Filistin Dişlere Bakan Riyad El-Maliki yeni abadə hükümetinin de farklı olacağını düşünüyoruz. Yeni ABD yönetiminin de iki devleti çözümden yana olduğunu ve Filistin topraklarında el hakkına karşı olduğuna inanıyoruz dedi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki yeni ABD hükümetinin farklı olacağını düşünüyoruz. Yeni ABD yönetiminin iki devleti çözümden yana olduğunu ve Filistin topraklarının ilhakına karşı olduğuna inanıyoruz dedi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ABD'nin yeni seçilen yönetimiyle güvene dayalı pozitif bir ikili ilişkiyi kurmaya maçladıklarını söyledi. Maliki Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki politikalardan Filistin olarak acı çektiklerini belirterek Trump'ın siyaseti Filistin karşıtıydı. Kudüs'ü başkent ilan etti. Biz de Washington büyükelçiliğimizi kapattık. Finansal destekler kesildi. Birçok olumsuz adımlar atıldı. Bizi ilgilendiren ABD sadece İsrail yanlısı pozisyon aldı ve bize karşı oldu dedi. Filistin olarak geçmişin kurbanı ya da rehini olmak istemediklerini vurgulayan Maliki, ABD'nin yeni yönetimiyle adil ve güvene dayalı pozitif bir ikili ilişki istiyoruz. Yeni ABD hükümetinin farklı olacağını düşünüyoruz. Yeni ABD yönetiminin iki devletli çözümden yana olduğunu ve Filistin topraklarının ilhakına karşı olduğuna inanıyoruz. ABD'nin yeni yönetimi Avrupa Birliği AB ile aynı bakış sahip ifadelerini kullandı. Amerika Şirketi, şirketi Modriyanında deneysel aşısının da koronavirüsün önlemede %94'ten fazla etkili olduğunu söylemesinin ardından petrol fiyatları yükseldi. Dünya rekor, rekoru Brent ham patrolu veril başına 44 dolara 60 26 cent'e yükselirken Amerikan gösterge ham patrolu verir başına 40 dolar 63 cent'e ulaştı. <Sessizlik> ABD Başkanı adayı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris koronavirüsle yüzleşmek ve vatandaşların hayatlarını da kurtarmak için önemli ve gerekli çalışmaların başladığını doğruladı. Kamalina düzenlediği basın toplantısında yeni ABD yönetiminin de iş olanaklarını sağlarken ve ABD ekonomisini de canlandırarak krona ile savaşmak üzere olduğunu belirtti. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien kendi adına Demokrat Başkanı Joe Biden'ın da seçimlerinin kazanması durumunda Demokrat Joe Biden liderliğindeki takma profesyonel bir güç aktarmanın sağlayacağını söyledi. Obrayan göstergelerinde şimdiye kadar Biden'in zafer zefere doğru gittiğini açık olduğunu belirterek Trump'ın ikinci bir dönem kazanacağı umudunu da dile getirdi. Ancak herhangi bir yeni yönetimle çalışma sözü vermedi. New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmaya planladığını açıkladı. ABD yönetimi yönetim, yönetimlerine göre Trump geçtiğimiz Perşembe günü Oval Ofis'te kademeli danışmanlarıyla bir toplantı düzenledi ve saldırıyı da Natanzadaki en büyük İran nükleer tahsisine yönlendirme olasılığıyla ilgilendiğini ancak öz yetkililerinde onu böyle bir hareketinde sonuçları konusunda uyardığını belirtti. Avrupa Başkanı Donald Trump demokrat rakibi Joe Biden'a kapattırdığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri elleştirisinin de radikal olsun seçimleri çalmaya çalıştığını vurguladı. Trump sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu açıklamada radikal sol demokratların kendi ifadesiyle ortaklarıyla birlikte çalışarak bu seçimi çalmaya çalıştıklarını söyledi. ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden, iş dünyasındaki isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adamların da planlarını açıkladı. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı. Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var. İşleri rayına oturtmadan önce daha da zorlaşacak. Covid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakabiliriz. Zor olacak ama başarabiliriz." dedi. Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, işbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir dedi. Küçük iş yerleri ve girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongresi'nin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketinin geçirmesi gerektiğini söyledi. Temiz enerji elektrik ara araba marketiyle milyonlarca kişiyi istihdam yaratacağından bahseden Biden, ABD'de üretim yapmayan hiçbir şirketiyle sözleşme yapmayacaklarını kaydetti. Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise Doktor Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğun sonucuna ulaşırsa aşı konusunda tereddüt etmem yanıtını verdi. Joe Biden insanların aşıya güvenmemesinin tek sebebinin Trump olduğunu savundu. Türkiye hükümeti Azerbaycan'ı desteklemek için askeri güçler gönderilmesine izin vermek için parlamentoya bir yetki belgesi sondu. Rasmi Anadolu Haber Ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın iki ülke arasındaki tartışmalı Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklemek için askeri gönderilmesine ilişkin müzekkeresini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğunu belirtti. Rusya Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin Azerbaycan'a asker gönderme planlarının da Karabağ bölgesinde ortak bir izleme merkezi kurulması konusunda Ankara ile Moskova arasında yapılan anlaşmaya göre gerçekleştiğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dimitri Piskov, Türkiye'nin teklifinde Türk yasalarının da öngördüğü iç prosedürlerinde uygulanmasına geldiğini açıkladı ve sorununda Azərbaycan torpaqlarında ölkəyə türk askeri göndərilməsini də gərəktiren ortak bir izləmə mərkəzi qurulması anlaşması ilə əlaqəli olduğunu açıqladı. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev Fermanistanın da işgal altında tutduğu Azərbaycan torpaqlarında 30 il boyunca həyata keçirdiyi yıkım, yıkımlar, yıkımları dolayısı ilə uluslararası məhkəmələrdə hesab verəcəyini söylədi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alev, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında 30 yıl boyunca gerçekleştirildiği yıkımlar dolayısıyla uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi. Alev önce Füzuli ve Şuşa arasında yapılacak yeni yolun temel atma terörüne katıldı. Burada konuşan Alev yeni yolun büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu projenin işgalden kurtarılan topraklarda hayata geçirilen ilk proje olduğunu bildiren Alev, Şuşa'nın kurtarılması ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı direnmesinin anlamsız olduğunu anladığını ifade etti. Alev düşman, 10 Kasım'da kapitolasyon imzalamak zorunda kaldı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması, bizim gücümüzü, ordumuzun profesyonelliğini, askerlerimizin cesaret ve kahramanlığını gösterdi. Şuşa operasyonu dünya savaş tarihinde özel yer alacaktır. Bu operasyonu bizim kahraman askerlerimiz dağlardan, tepelerden, patikalardan gerçek sadece hafif silahlarla gerçekleştirildi. Şuşanın kurtarılması bizim şanlı zeferimizdir dedi. Ermenilerin bölgeyi yıllar boyunca verdiği zararın hesaplanacağını, mağdurların haklarını devlet tarafından gidirileceğini bildiren Alev, insanların kendi ata yurtlarına döneceklerini kaydetti. Bir Amerikan uçağı kuzeydaki Alaska eyaletine inerken vahşi bir ayya çarptı. Neçkiler Bakanlığı kazanın Yakutat şehri havalanında meydana geldiğini doğruladı. Uçak inişinden birkaç dakika sonra uçağın mürettebinde pistten geçen iki ayı fark ettiğini ve pilotların bir ayıya çarpmaya engelleme girişimini başarılı olduğunu ama iki ayıya çarptıklarını belirtti. Ürdün Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde koronavirüs ile 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5800 kişinin üzerinde yeni enfeksiyonun kayıt altına alındığını açıkladı. Bakanlık günlük raporunda en fazla vakanın başkent Amman'da kaydedildiği belirtilerek vatandaşların güvenlik ve kısıtlama standartlarına da uymaya, maske takmaya ve 20'den fazla kişiyle toplantı düzenlememeye çağırdı. İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde koronavirüsü ile 38 binden fazla yeni enfeksiyonun kayıt altına alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca virüsten 484 yeni ölüm kaydetti. İspanya'da günlük yeni vaka oranlarının bu ayın başında kaydedilen rekor seviyesinden düşmeye devam ederken 55 binden fazla vakaya ulaştı. İtalya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde koronavirüsten dolayı 27.300'den fazla enfeksiyon vakası ve 404 ölümün kaydı altına alındığını açıkladı. İtalya'nın virüse ulaştığı ilk batı ülkesi olduğuna inanılıyor ve 2 milyondan fazla vaka kaydeden İngiltere'den sonra Avrupa'da en yüksek ikinci vaka oranı olan ülke oldu. 2019 yılında maydana gelen korona salgınından bu yana 45.700'ün üzerinde ölüm yaşandı. Çin Ulusal Sağlık Otoritesi son 24 saat içerisinde 15 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini duyurdu. Sağlık Otoritesi yeni enfekte vakaların tamamının yurt dışından geldiğini belirtti. Çin'de virüse yakalanan toplam kişi sayısı 86.300'ün üzerindeyken ölüm sayısı değişmeden 4.634 olarak kaldı. Sayın seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Dömir başkanı Berəm Salah Federal hökuməti ilə Kürsən bölgəsi arasında çözülməmiş maliyyə problemlərinin Anayasa və yasal çərçivələrininə uyğun olaraq çözülməsinin önəmini vurğuladı. Bakanlar şurası həftəlik toplantısı Əli Qazminin başkanlığında düzənləndi. Moş bakan Mustafa Əli Qazmi ilə göçmənlər dosyasını da kapatılması yönündeki talimatlarını yerine getirilerek Cale'ye bağlı Sadiye Nahiyesi halkı uzun zamandan beri göç etmelerinin ardından kendi evlerine geri dönmeye başladılar. Müzik Parlamento Finans Komitesi tarafından alınan hükmet vaatlerine dayanarak 2021 yılına ait federal bölge tasarısı taslağının önümüzdeki hafta parlamentoya ulaşması umuluyor. Yarın Suriye Arabistan ve Irak'ı birbirine bağlayan sınırın 30 yıllık bir aranın ardından açılacak olması umuluyor. Irak'ta son 24 saatte 2961 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu, 3.460 kişiye hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Covid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını itirdi. Sağlık ve Çevre Bakanlığı ortaya çıkan korona virüsüne karşı önleyici tedbirlerin hafife alınması ve ihmal edilmesi konusunda uyarıda bulunarak salgının ülke ve komşu ülkelerde yayılmaya devam ettiğini vurguladı. Sayın ve değerli seyircilerimiz, bugün kebelerimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.